Güdük Necmi'nin arkasındaki tuvaletin kapısının kapalı olduğu görülüyor. Bir sonraki sahnede Tulum Ayrı'nın kapı açık bir şekilde sigara içtiği görülüyor. Müdürün geldiğini öğrenip sigarayı söndürürken de ilk sahnede kapısı kapalı olan yerde Tulum Ayrı'nın olduğu görülüyor. Okul müdürü Kel Mahmut ile öğretmenleri tanıştırırken felsefe hocamız Lütfi Bey diyor. Bu sahneden sonra filmin sonuna kadar hocanın ismi söylenmiyor ama bundan sonraki devam filmlerinde hocanın oyuncunun kendi adı da olan Akil olarak değişiyor. Okuldan kaçmak için açtıkları deliğe doğru koşarken kazılan duvarın sol tarafında daha alçak bir duvarın önünden otobüs geçiyor. Yani orayı kazmak yerine oradan da çıkabilirlerdi. Kalem Şakir bir kağıda sınav sorularını yazıp delikten aşağı gönderiyor. Arkadaşı sorunca da fen şubesinden Kemal'e gönderdiğini söylüyor. Ama filme göre alt katta Mahmut Hoca'nın odası var. Hatta birkaç sahne sonra Mahmut Hoca alt kattan cevap kağıdının iple çekilmesini izliyor. Lavaboda dişini fırçalayan kişi normalde Hababam sınıfından değil. Bu kişi Domdom Ali rolündeki Feridun Şavlı'nın kardeşi Faruk Şavlı'dır. Filmin ilerleyen sahnelerinde para vermediği için öz abisinden dayak yiyor. Bu filmden sonraki filmlerde Hababam sınıfına dahil oluyor. Bu sahnede İnek Şaban uyuduğu halde gözlerini kırpıyor. Mahmut Hoca Hababam sınıfının yemek yemesini izlerken arkadaki camlarda önce gazete kağıtları yapışırken sonraki sahnede gazete kağıtları yok oluyor. Bu gazete kağıtlarının set ışıklarının camlardan yansıma yapmaması için yapıştırıldığını düşünüyorum. Bence bu bir hata değil ama bazı yerlerde bunun hata olarak yazıldığını gördüğüm için belirtme gereği duyuyorum. Damat Ferit çocuğunun resmini arkadaşlarına gösterdiğinde arkadaşlarına annesine çekmiş oğlum diyor. İlerleyen sahnelerde Mahmut Hoca'ya çocuğunun kız olduğunu söylüyor. Bence Tarık Akan, hatta Tarık Akan değil onu seslendiren Pekcan Koşar sadece telaffuz hatası yapıyor. Annesine çekmiş oğlum cümlesindeki oğlum kelimesini hitap şekli olarak değil çocuğun cinsiyetini belirtmek için söylemiş gibi olduğu için bir hata oluşmuş. Annesine çekmiş be oğlum gibi telaffuz etse hiçbir sorun olmayacak. Bu filmde Tulum Ayrı'yı seslendiren Şener Şen iken dikkat komutan geldi diyen o değil. Filmde sadece bu sahnede sesi farklı. Ayrıca kapıcı Veysel Efendi'yi de Şener Şen seslendirmektedir. Bilgi yarışmasında X ışınlarının diğer adı nedir, kim tarafından bulunmuştur sorusu sorulur. Kopya çektikleri cihaz çalışmayınca inek şabına idare et denir. O da röntgen insanın içini gösteren bir alettir der ve devamında saçmalar. Sunucu da vaktiniz doldu bilemediniz der. Ama X ışınlarının diğer adı röntgendir. Sorunun yarısı doğru bilinmiştir ama yine de puan verilmez. Kız lisesinin öğrencisi soruya cevap verdikten sonra yanındaki siyah gözlüklü kız kameraya doğru bakıyor ve birkaç saniye sonra seyircilerin arasında alkış yaparken görülüyor. Damat Ferit okul müdürünün kendilerini kovamayacağını söylerken adam başı 9.000 liradan yılda 235 bin lira ediyoruz biz diyor. 235 bin bölü 9.000 dersek sonuç 26,11 çıkıyor. Sınıf mevcudu 25 ama filme göre 26 dersek 26 çarpı 9.000 234 bin lira ediyor. Hababam sınıfı filmlerini teker teker ele alacağımı söylemiştim ama bu hata filmler arası bir hata. İlk filmde Mahmut Hoca'nın doktor rolündeki Ekrem Dümer, Hababam sınıfı sınıfta kaldı filminde Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi rolünü canlandırıyor. Yine filmler arası bir hata. Bu filmde kız lisesinin öğretmeni rolünde oynayan Leman Akçatepe, Hababam sınıfı sınıfta kaldı filminde Damat Ferit'in annesi rolündedir. Filmler arası en büyük hatayı en sona sakladım. Ayşen Gur da bu filmde bilgi yarışmasının sunucusu iken 4. filmde yani Hababam sınıfı tatilde filminde öğrenci olarak sınıfa dahil olur.